Biraz da ben konuşayım. Niye? Kıskandım. Kıskandım. Şundan dolayı telefonu aldım. Aslında biz telefonu almadım, mikrofonu aldım. Doğru. Acemilik. Genelde kendisi mikrofonu hiç bana vermediği için, hep o konuştuğu için, sonra da ben daha tecrübeliyim diyor. Sürekli sen alırsan mikrofonu, bana tecrübe kalmıyor. Beni sahaya gönderiyor. Şimdi sahadan değerli bir konuğumuz geldi. Bunu planlamıyorduk. Ona birkaç soru sormak istiyorum tecrübe paylaşımı anlamında, ama şöyle de bir girizgah yapmak istiyorum. Bizim çalıştığımız projelerden bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin projesi. Biz sahaya gittiğimizde askerleri gördük. Aramalara şahit olduk. Girerken benim takım arkadaşlarıma dedim ki biz burada hiçbir şey yapamayız. Düşünün, normal projelerde hiçbir şey yapamıyorsunuz. TSK olduğunda acaba bize ne izni verecekler? Neyi dijitalleştireceğiz? Her şeyi büyük bir ihtimalle kağıtla isteyecekler. Ama orada Rönesans tabiriyle biz Osman Şef'le karşılaştık. Şefim, rica etsem kendinizi bir tanıtır mısınız hızlıca? Herkese merhaba. Osman Yılmaz. Rönesans bünyesinde 6 yıldır çalışıyorum. TSK projesinin kalite müdürüyüm. Ay Yıldız projesi olarak basında geçiyor. O şekilde bilebilirsiniz. Burada bir yıl önce Penguen'le tanıştık, Esait'le tanıştık. Büyük bir ve önemli bir süreç açtık. Şimdi onu devam ettiriyoruz. Evet, biz Osman Bey'le ilk konuştuğumuzda bize direkt şunu söyledi. Biz sahada, hani anlatmıştım da ya, aslında kendisinin hikayesini anlattım size. Bize dedi ki kalitede bizim formlarımız var, sahaya çıkıyoruz. Biz bunları dijital yapalım. Şimdi şefim, tecrübe aktarımı anlamında size sormak istiyorum. O politik ortamı nasıl hallettiniz? Yani normalde biz gidiyoruz şantiyelere, kalite birimlerine gidiyoruz. Diyoruz ki böyle böyle şeyler yaptık biz. Hayır diyorlar. Yapamayız. Islak imza lazım. İşveren var. Müşavir var. Siz nasıl oldu da kabul ettirdiniz şefim? Biz de tabii ki sizin bahsettiğiniz gibi bazı zorluklar çektik. Özel bir proje, gizliliği yüksek bir proje. Kendi uygunsuzluk sistemimizi bile devreye alamamıştık. Önce bunu açtık. Kendi uygunsuzluk sistemimizi kullanmaya başladık. Tabii bunu aşınca da biraz karşınızdaki insanlar yeniliklere açık oluyor. Ve yapılacakların neler olacağını daha doğru anlatınca ve bunun faydasını da görünce karşınızdaki insanlar biraz size fırsat veriyor. Biz de bu fırsatı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda dediğiniz gibi sistemimiz vardı, formlarımız vardı, kontrol mekanizmamız vardı. Ama 52 tane WhatsApp grubu bizde de vardı. Zaten herkes aslında dijitalleşmiş. Bunu kurumsal hale getirmek gerekiyordu. Biz aslında bunun farkındaydık. Uzun zamandır bunun için bir fırsat da kolluyordum ben kendi adıma. Burada da sizin böyle şirketimiz böyle bir ön ayak oldu. Sizle tanıştık. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim aslında. Biraz da isteyince, biraz mücadele edince bence her şey oluyor. Şu anda şefim neler yapılıyor şantiyede? Neleri dijitalleştirdik? Sahada tüm kontrol sistemi tamamı, tüm formların tamamı dijital olarak kullanılıyor. Bizim sahamız 1 milyon metrekare ve ofisler sahaya çok uzak. İnsanların sahaya gidip gelmesi yaklaşık birkaç saat sürebiliyor. Çünkü çok büyük bir alan. Gidip kontrol et, geri gel. Bu büyük bir zaman kaybı. Bunu aşmak için böyle bir sistem ortaya çıkınca bunu aşmış oluyorsunuz. Ve burada hem zaman kazancı, adam saatten çok ciddi kazanç ve alt yükleniciniz de motive oluyor. Çünkü diyorsunuz ki böyle bir form var. 10 tane kişiden izin alacaksın ve ondan sonra süreci devam edeceksin. Tabii onu yapmak çok zor geliyor. İlgilileri bulacak, fiziki olarak onlara ulaşacak, gelecekler, bakacaklar, ondan sonra imza atacaklar. Böyle bir sistem olunca herkes bu olayın içine dahil oluyor otomatik olarak. Alt yüklenici süreci daha az yönetmeye başlıyor. Böyle olunca insan faktörü ortadan kalkıyor ve tamamıyla sistem kendi içerisinde çalışıyor. Şimdi şu an ne yapıyoruz? Biz bunu daha da ileri götürelim. Aksayan noktalar neyse onları tespit edelim, geliştirelim. Belki şunu uygulamayalım diyeceğimiz noktalara ulaşıyoruz. Bütün formlar orada. Tabii bunun yanı sıra aramızda çok yeni mühendisler var. Bizde Pusula diye bir uygulama var. Yeni mezun arkadaşlar var. Bu arkadaşların tecrübeleri yok. Bunlara biz anlatıyoruz, öğretiyoruz ama tabii işin doğası gereği her imalat için bizde yapım yöntemleri yazılır. Bu yapım yöntemleri serverda olur. Bunu görmek için ofise gelmesi gerekir. Biz bu yapım yöntemlerinin tamamını SIT'e yükledik. Sahada bir şeye bakmak isterlerse hemen oradan açıp
okuyup bunun doğrusu buymuş, yanlış hatırladım veya doğru hatırladım diye yoluna devam edebiliyor. Bunun gibi hem formlar hem dokümantasyon anlamında birçok noktada kullanıyoruz. Bir de saha gözlemleri de var galiba. Doğru, bizim işte bir uygunsuzluk sistemimiz var. Uygunsuzlukları oradan açıyoruz. Ama biz sahadaki uygulamayı yapan mühendis arkadaşların da aktif olmasını istiyoruz. Burada bir farkındalık olsun istiyoruz. Ve onlar sayıları her zaman bizden çok olmuştur. Yani kalitecilerin sayıları biraz azdır. Bu arkadaşları da birer kaliteci gibi kullanmak istedik. O yüzden bunların ve sürekli sahada oldukları için bunların gözlerini biz kendimiz de kullanmak istedik. Ve burada gözlem sistemini açtık. Gördükleri tüm problemleri sahada açarak gözlem olarak alt yükleniciye gönderiyorlar. Ve orada kapanıyor veya devam ediyor süreç. Aslında bu WhatsApp'tan çıkmış oluyor. Bu WhatsApp verilerini işleyen arkadaşımıza da başka bir iş vermiş olduk. Harika, harika. Ben şunu eklemek istiyorum. Biz gittiğimizde gerçekten Osman Şef bunları böyle kolay anlatıyor ama ben eminim arka tarafta çok fazla kişiye Başar Bey'in söylemiyle herkesin çok hoşuna gitmiş. O örümcek ağının bir sürü yerine dokunarak ikna etti. Bunların bir tarafı da şu, sahada biz konuştuğumuzda hep şu söyleniyor. Müşavir imza atmak ister. O müşavire o matbu evrak gidecek, eninde sonunda inşaatta bu imza alınacak. Siz bunu nasıl yendiniz, ne yapacağız? Şu an aslında bizim bütün hazırlıklarımız müşavir imzalayacak şekilde devam ediyor. Yani müşavirimiz yarın imzalamak istiyorum dediğinde bütün sistem esayete yüklü ve imzalamak istediğinde bunu yükleyecek. Ve müşavir de şu an bu konuya çok uzak değil ama henüz kendi açısından bunu aşamadı. Aşamadığı için şu an imzalamıyor ama sonuçta geri planda bizim her şeyimize okeyliyor. Yakın zamanda da muhtemelen bu süreci de aşmış olacağız. Burada biraz bekliyoruz hala ama bizim sürecimiz esayet anlamında devam ediyor şu an. Ve bütün altyapıyı oradan devam ettiriyoruz. Tabi bu üzerine kazandırdı. Bir doküman geldiğinde onu kontrol ediyorduk, tarıyorduk, işte loglara işliyorduk. Şimdi bunların tamamı kendi otomatik olarak oluyor. Bu anlamda da biz, bizim şirketimizde bir de best practice uygulaması var, bir yarışması var. Biz de bu anlamda bunu yazdık. İşte SIT ile zero paper, sıfır kağıt gibi bir mantıkla ilerledik. Böyle bir hedefimiz de var. Bakalım buradan da biz bir ödül kazanmayı düşünüyoruz. Evet, inşallah. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bize vizyon kattığınız için de sizi ve ekibinizi de ayrıca kutluyorum. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum.